Arkadaşlar şuna bakın. Yolculuk sırasında bir sinyalle karşılaştım ve önüme şu garip şey çıktı. Merhaba gençler. No Man's Sky'ın yeni bölümünde tekrardan görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle görevlerimizi kontrol edelim. Bilim adamına geri dön diyor. Yöneticiye geri dön diyor. Bir de makinedeki hayalet mevzusu var. Şu yöneticiye geri dön görevini yapalım. Her şey yolunda gidiyor dostum. Ancak şiddetin bizi burada bulması çok uzun sürmeyecek. Bu kaçınılmaz. Biraz mikro işlemci bulabilirsen kaderimizi değiştirebiliriz. Evet. Bir yiğken silah ustasına layık bir silah terminali tasarlayabilirim. Yönetici benden silah terminali tasarımı için bir mikro işlemci istiyor. Bilim adamı bu göreve yardım edebilir. Kabul ettim. Şimdiye kadar çok yardımcı oldu ve ona güvenmemem için hiçbir neden yok. İhtiyacı olan mikro işlemciyi bulacağım. Mikro işlemciyi bulmuş. İyi de bizde mikro işlemci. Evet, gemide var. Tamam. Bir de şu beyefendi ile konuşalım. İyi bir üst gezgin. Elbette onurlu durumunuza yakışır. Aa, Korvax burada çok mutlu olacak. Korvax coşkuyla doluyor. Ne muhafazası ne de üssümün duvarları onu zapt edebilecek gibi görünüyor. Hoş geldin diyelim. Bir onur. Gezginin monolitine tanık olmak bir onur. Ama lütfen Korvax katkı yapmalı. Bu planları al. Yağlayıcı ve asit. Korvax'ın kalbine yakın olan sıvılar. Bunları ne yapmamı istiyorsun? Gezgin, kabak soğanı topla ve Korvax mikro işlemci ve gelişmiş işleyici oluşturarak daha fazlasını yapsın. Ayrıca gittikten sonra Korvax pencereleri de temizleyecek. Korvax beni memnun etmek, övgüye ve yardım tekliflerine boğma konusunda üstün bir çaba sarf ediyor. Bana gezginlerin onurlandırılması gerektiğini, diğerlerinin üstünde olduğunu söyledi. Bu saygınlığı kazanmak için ne yaptım? Bilim adamı yer altında bulunabilen kabak soğanı ve kobalt malzemelerine ihtiyaç duyuyor. Bu maddeleri mikro işlemci ve gelişmiş işleyici taslakları geliştirmek için kullanacak. Yaşasın. Evimiz aydınlık ve pencerelerimiz temiz olacak. Şimdi makinedeki hayaletler görevi güncellenmiş. Şunu alalım ya. Biz gidip bir mağara bulalım arkadaşlar. Daha sonra istediği şeyleri toplayıp getiririz. Aslında mikro işlemci üretildiği için bu görev burada kalmış olabilir mi? Yani devamı çıkmadı. Uzaya dönün ve Apollo ile iletişime geçin. Gidip şu şeyi bulalım ya. Gidip şu şeyi bulalım. Biri kobalttı. Diğeri de işte kabak soğanı mı demişti? Her ne zıkkımsa. İkisini de buluruz. Bu arada şunları da tarasak hiç fena olmaz. Yaşadığımız gezegeni keşfetmemiz gerekiyor. Şu an yaşadığımız gezegenle ilgili hiçbir bilgiye sahip değiliz. Burada neler var neler yok öğrenelim. Yani genellikle
dağ tepe bayır tırmandığınız zaman mağara bulabiliyorsunuz. Şunu da tarayıp aradan çıkartalım. Buldum. Buldum. Hatta tam üzerine geldik. Çok ilginç. İyi. En azından çok fazla dolaşmak zorunda kalmadık. İşte size kabak soğanım. Şunu da alırsam, hadi şunu da alayım ve şu kobaltı da alayım. Şurada da var sanırım, evet. Çevresine ışık veriyorlar arkadaşlar. Oradan anlayabiliyorum. Tamam, bence yeterlidir ya. Daha fazla kasmaya gerek yok. Dürtü fasulyeleri. İlginç bir isim vermiş. Eyvah. Ne kadar çok var ya. Her yerden çıkıyorlar. Güzel. Çok fazla uzaklaşmak zorunda kalmadan görevi tamamladık diyebilirim. En azından bizden istediği şeyleri tamamladık desek daha doğru olur. Bunları tarasam. Onlar karanmış görünüyor. Bir kapı da bu tarafa yapmamız gerekebilir. Neyse, ona da bakacağız. İstediğin şeyleri getirdim. Başka neye ihtiyacın var? Gezgin, taslaklarını hazırladım ama lütfen acele et. Bir şeyler oldu. Korvax'ın mutlu ruh hali ayrılışımla değişti. Endişeleri ile savaşıyorlar. Bana verdikleri sözlere odaklanmaya çalışıyorlar. Kabak soğanını ver. Korvax malzemelerinin geri kalanı için endişeli olarak öne eğilir. Kobaltı ver. Korvax planları tamamladı ama gezgin. Onlar halkın beni terk etti. 104.32 saniye önce. Korvax birleşimi görüşümü kaybettim. Büyük işleyici vermiş. İşleyiciden kastı rafineli. Anında yeniden bağlantı istiyorum. Bu iletişim kulesine git, ruhumu gir, neyin yanlış olduğunu keşfet. Korvax'a
yalnızlık konusunda yardım et lütfen. Derinden üzgün bir şekilde Korvax kolektif zihni ile olan bağlantısının koptuğunu iddia ediyor. Bilim adamı onun kişilik çekirdeğini analiz için iletişim kulesine götürmemi istiyor. Onun kafasındaki şeyi söktük sanırım. İşin rengi değişti. 17 dakika uzakta. Ben açıkçası makinedeki hayaletler görevini yapmak istiyordum. Hatta evet, nasıl olsa uzaya çıkacağız değil mi? Apollo'dan mesaj geldi. O mesaja cevap versem mi emin değilim ki. Bence dursun. Evet. Şu an değil. O mesaja daha sonra cevap veririz. Şu anda görevimizi karıştırmayalım arkadaşlar. Bununla başladık. Bununla gidelim. Orada bir meteor düşüyordu. Yanan bir şey sanki gezegene doğru iniyordu ama emin değilim. Önce şunları bir toplayalım. Merhaba. Bunlardan bulmaca çıkıyordu sanırım. Korvax'ın zeka çekirdeğini iletişim kulesine yerleştirmeye hazırlanıyorum. Birleşim kararı bekleniyor diyor. İlginç. Doğru bir çeviri değil sanırım ama. Hata mı? Korvax, bilim birimi gezgin etkileşimi nedeniyle bozuldu. Kişilik üzerine yazılmış anomali varlığı algılandı diyor. Korvax bilim biliminin birleşiminde karantinaya alınması. Gözlem, analiz, sessizlik. Hipotez diyor. Gözcü, atlas, evrensel odak, karşı tedbirler devam ediyor diyor. İlginç. Risk değerlendirmesi. Entropik, galaktik yıkım, yeniden doğuş, hata. Atlas, hata, 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 yeter artık. Seni görüyorum. Yine mi? İlginç. Hayır, bir kayıt almayacağım. Biraz yukarıya çıkarsak daha hızlı ulaşabiliriz.
Ya o sinyale bakacağım arkadaşlar. Şu bilim adamı şeyini, görevini aradan çıkartalım. Daha sonra uzaya çıkıp sinyale bakacağım. Muhafazası önümde duruyor ve bağlantının tekrar sağlanmasını bekliyor. Veri çekirdeği içinde kapana kısılmış. Korvax, vericideki karşılaşmayı nasıl aldığını bilmem mümkün değil. Durumun ne kardeşim? İyi misin? Bence iyisin. Umarım psikopata bağlamaz. Bir daha konuşalım şununla ya. Dayı, iyi misin sen? Korvax'ın işine devam etmesine izin vermeliyim. Peki. Bol şans. O zaman arkadaşlar, makinedeki hayalet görevinden devam edelim. Ciddi misin ya? Yakıt yüklediğiniz zaman hemen kalkmıyor. Biraz zorlamanız gerekiyor, ondan sonra kalkıyor. Üstün ne durumda? Birkaç personel işe aldığında emin ol. Diğer dost yaşam formları üzerinde hakimiyet kuramıyorsan birimler ne işe yarar ki? Daha önemli şeyler hariç. Benimle çalışacaksan ekipmanlarının iyi durumda olması gerekiyor. Orada ölmene izin veremeyiz. En azından henüz değil. Terk edilmiş binalara ve diğer hasarlı makinelere dağılmış nanit parçaları bulabilirsin. Sahiden ironik. Gözcülerin tahrip ettiği yapılar bu sefer ölümlerine yol açacak. Gözcüden kastı sentineller, şu robotlar arkadaşlar. İhtiyacın olan teknolojiyi elde etmek için bu nanit parçalarını uzay istasyonlarındaki tüccarlarla değiştir. Son bir şey daha. Bu kişisel güç alanı taslağını al. İhtiyacın olacak, hediye olarak kabul et. Ortaklığımız için yaptığım küçük bir yatırım. Kişisel güç alanı. İyon pili istiyorsun. Bu bizde olabilir ya. Al işte, burada var. Ben şunları atsam. Nasıl olsa artık bunlara ihtiyacım yok. Şu 9 tane bakır, onu da atalım. Kargomuz biraz açılır arkadaşlar. Şimdi... Nereye gideceğiz? Oh, 1 dakika 27 saniye. Tamam. Oraya varınca devam ederiz. Gezegene geldik. Biraz uzun sürdü. Yolculuk sırasında başıma birkaç şey geldi. Bir korsan çevirisine uğradım. 2 tane gemiyi indirdim. Bir de karşıma tüccar çıktı arkadaşlar. Onunla bir takas yapıp garip bir şeyler aldım. Ne aldığımı bilmiyorum. İniş yapacak bir yer yok. O zaman doğrudan buraya inebiliriz. Artık bunları ateş edebiliyoruz. İnanın şansa denedim. Neyse. Öncelikle yağmalayalım. Normalde bu binanın içerisine girdiğiniz zaman ateş edemiyordunuz ve onlar size sürekli zarar veriyordu. İyi olmuş.
bazen sinir bozucu olabiliyorlar. Sanırım hepsini topladık. Şimdi terminali çalıştırmayı deneyebiliriz. Bunu aldık mı? Aldık. Hadi ama. Geri dönen kullanıcı tanımlandı. Terminal şimdi aktif falan filan, geç bunları. Bulutların arasındaki kızıl küreyi gördüm. Göz kırpmayan, korkunç, devasa ve uğursuz bir göz. Korku damarlarımdaki kanı buza çevirdi. Beni göreceğinden çok korktum ama sonra bulutlar hareket etti ve gitti. Bu diyaloğu hatırlıyorum. Oyunun ilk bölümlerinde bu muhabbet geçmişti. Artık gerçek olup olmadığından emin değilim. Belki de ziyaret ettiğim son dünyanın mantarları hala eksosuitimin havalandırma deliklerini tıkıyor. Bilincimi bir şekilde etkiliyorlar. Filtrelerimi 6 kez temizledim ama hala onu içimde hissediyorum. Uzun zaman önce ölmüş bir gezegenin veri günlüğünün derinliklerinde kodlanmış bir şey keşfettim. Ondan geriye kendi yolculuğumda bana yardımcı olacak bir şey kalmış. Nanitleri aldık. 136 tane nanit aldık. Ne güzel. Çıkalım o zaman. Ne istiyorsun? Buradan uçup gitme diyorsun. Tamam. İyi bakalım. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şuna bakın. Yolculuk sırasında bir sinyalle karşılaştım ve önüme şu garip şey çıktı. Bunu ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Onu ateş mi etsem? İlginç. Bize zarar verebilir mi? Aslına bakarsanız bize zarar verebilir ama. Yıldız zekası diyor. Ateş ettiğimde, hayır, ona ateş etmemem lazım. Tuhaf. Gerçekten tuhaf. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden devam edeceğim arkadaşlar. Ya şu istasyonda adam akıllı bir uzay gemisi bulamayacak mıyız? Gayet iyi bir paramız var ama bu parayı yatırabileceğimiz bir sermaye bulamadık. Parayı değerlendirebileceğimiz bir şey bulamadık arkadaşlar. Yatırım aracı. ...60 tane naniti ver diyorum. Yıldırım fırlatıcı modülü A klas. İyiymiş. Bir saniye. Şunu yükle diyelim. Parlak iyon döngüleyici. Niye aktif olmuyor? Emin değilim. Ha. Plazma istiyorsun. Yapabiliyor muyum?
Maalesef yapamam. Peki, hazır buraya gelmişken şurada varsa satın alalım. Kararsız plazma. İki tane alalım. Oldu galiba. Tamam. Çıkıyorum arkadaşlar. Ah be, bir an Howler geldi sandım. Şunun bir farklı versiyonu var. Aradığım gemi aslında bunun diğer versiyonu. Bu C-Class'mış. Gemiler yavaş yavaş gelmeye başladı. Ya arkadaşım, şunun diğer versiyonunu bulsam var ya, hiç şey yapmazdım. Kaçırmazdım. C-Class, A-Class hiç fark etmez. Alırdım. Görevimiz uzaya geri dön ve Apollo ile iletişime geçin. Peki. Sen diyor, yalnız değilsin. Seni biliyorum gezgin. Nereden geldiğini biliyorum. Nereye gittiğini biliyorum. Acele etmene gerek yok. Kim olduğunu sor. Çok fazla parazit var. İletişim kuramıyoruz. Doğru zaman geldiğinde bizi bulacaksın. Seviyorum bu oyunu ya. Biraz açılalım. Apollo. Hazır mısın? Emin ol. Bu iş diğer küçük işler gibi olmayacak. Bir süreliğine üstüne geri dönemeyebilirsin. Kabul et. İyi. Öyleyse av başlasın. Senin dünyanda bir Korvax tesisi tespit ettim. İletişimdeki parazit bir ifşa hadisesiydi. Başka bir türün tarzına gizlenmiş olabilir. Kanma. Şu casusların yapaylık zevki yok mu? Öksür diyelim. Ben robot değilim. Ben de senin gibi doğdum. Ama et olmayan bir dünyada. Beynim, geriye hangi organlarım kaldıysa hepsi bu muhafazaya aktarıldı. İşte ben buyum. Bunun nasıl olduğunu sor diyelim. Zamanı geldiğinde intikamımı aldım. Bilmen gereken her şey bu kadar. Yani gözcülerin etrafta dolaşmak için bu portalları kullandığı hipotezinden başlayalım. Onu nasıl aktive ediyorlar? Gözlemlememiz gerek. Onları çağırmamız gerek. Ve bir Korvax fabrikasına saldırmaktan daha iyi bir yol düşünebiliyor musun? İkisi de robotik yaşam formları. Çok fazla ortak noktaları var. Çok fazla tesadüf diyebileceğimiz nokta var. Fabrikaya gir ve içindeki terminali hackle. Gözcüler hakkında veri alabilirsek iyi olur. Eğer alamazsak dünyadaki enerji yükselişini takip edebilecek seviyeye ulaşıncaya kadar onları çağıracağız. Çok geçmeden portallar bizim olacak. Vay, portal mevzularına giriyoruz. Korvax tesisinin koordinatları alınmış. Nerede bu koordinatlar? Göster de gidelim arkadaşım. Görev değiştiği için bu gezegende mi? Karşıdaki gezegendeymiş. Fırtınanın içerisine mi giriyoruz? Vallahi öyle görünüyor arkadaşlar. Ben kaydı burada bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok uzun oldu. Şuraya bir kayıt aldım. Bir de gemiye girip tekrardan çıktım. Tamam. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki bölüm makinedeki hayaletler görevine
devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.